çok yakın şu anda. Hı, şimdi daha iyi. Umarım hep ekrana bakmam. Neyse. Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber Rize'ye gidiyoruz. Çok heyecanlıyım ilk videom olduğu için. Uçağım saat 6'da. Şu an saat 13.07. Yarım saate çıkacağım. Bir tık erken gideceğim video çektiğim için. Umarım güzel bir video olur. Çok eğleniriz. Havaalanında görüşürüz. Gel, öpeyim seni. Hadi gidersin, güle güle, dikkat. Özleme beni, tamam mı? Tamam, ben yatacağım aşağı. Özlersen ara beni. Tamam, yatacağım. Hadi. Gel Defne. Hadi, tamam. Tamam. Başla. Dikkat edin. Bu arada geldim havaalanına. İnsan içinde de video çekmeye o kadar utanıyorum ki. Neyse, çekinimi yapayım şimdi. Daha bir saat var uçağıma. O yüzden biraz oyalanıyorum. Nasıl çıkmışım? Güzel mi? Yorumlara yazın. 2 hours later. Şimdi uçağa biniyorum. İlk defa tek başıma yolculuk yapacağım. O yüzden biraz tedirginim. Günaydın. Ben çoktan geldim. Hatta geleli 2 gün oluyor ama o 2 günümü de aileme vakit ayırarak geçirdiğim için video çekemedim. Bugün de erkenden kalktık. Ayder'e gideceğiz Elif'le. Hatta şu an Elif'i bekliyorum. Çok güzel kar yağmış Ayder'de. Umarım üşümeyiz ya. Neyse, Ayder'de görüşürüz. Şuraya bak, çok güzel. Gelsene şuraya karşıya. Bir şey diyeyim mi? Ben hayatımda ikinci kez Ayder'e geliyorum. Şaka ve birinci de senleydi kanka. O yüzden benim heyecansızlığımı şey yapın biraz, mağduruyorum. Kuşu takar mısın? Hmm. Seversin. Beni bir de Ayder yazısıyla çek kanka. Ayder'i tanıt bize. Burası Ayder arkadaşlar. Rakım kaç? Rakımı bilmiyorum. Bin var mıdır acaba? Vardır büyük ihtimalle. Şu an karlı bir hava ama bu kar tabi biraz ezilmiş, büzülmüş bir kar. Yeni bir kar değil. Teşekkürler bu bilgi için. Sene, o kadar soğuk ki burası. Normalde bu kadar değil. Hani elleriniz, ayaklarınız bile üşüyor. Yüzünüz ayrı bir üşüyor. Bence Rize kışın ayrı bir güzel, yazın ayrı bir güzel. Sadece yazın daha çok etkinlik. Var. Aynen, daha çok etkinlik yapabiliyorsunuz. Mesela rafting, zipline'a falan binebiliyorsunuz ama kışın şey bir de böyle, yaylalara da daha kolay çıkılıyor. Şimdi aynen. Kışın 4x4 araba biraz mecburi oluyor. Evet evet. Yazın öyle değil. Kışın buralarda çok etkinlik oluyor. Yani böyle Ayder Festivali falan var. Kar Festivali pardon. Hı, aynen. Ve böyle oynuyorlar. Tepelerden kayıyorlar, çok eğlenceli oluyor. O yüzden kışın da gelebilirsiniz ama yazın gelirseniz daha fazla etkinlik yaparsınız. Rize Havaalanı da açıldı. O yüzden ulaşım bir tık daha kolay. Trabzon. Önceden Trabzon Havaalanı'na iniyorduk ve oradan da 1,5 saat sürüyordu. Aynen, Havaş'a binip 1,5 saat ayrı bir yol çekiyorduk. Ama artık öyle değil. Yani indiğiniz zaman merkeze geçmeniz de bu arada 10 dakika falan yani. Öyle. Aynen. Böyle de kısa bir bilgi verdik. Aynen. Üşüdüğüm için kendi markamın beresini taktım. Nasıl olmuş? Yakışıyor mu bana Elif? Evet, çok yakışıyor. Ya ben hiç yakıştırmıyorum. Yakışıyorsa yorumlara yazın. Şu an var ya, çok güzel bir çay içmek istiyorum ama böyle var ya, çok güzel. Dalın. Attığınız mesajları okuyorum ve herkesin yaptığı Sude Karl esprisi. Soyadına uygun storyler yazmış biri. Cem Yılmaz gibi takipçilerim var. Bir gün ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bir gün ben amcamlara gittim. O kadar çok kar yağıyordu ki eve dönemedik. Sonra biz de o akşam kayıyoruz. Çoluk çocuğum, hepimiz kayıyoruz. Tepsiyle. Ama sen benim yaralı halimi gördün. Yarış yapıyorduk işte hepimiz. Sonra ilk ben kaydım. Önümde de bir çocuk vardı ve benim kafama düştü. Şaka yapıyorsun. Ve benim kafam
karda sürtündü. Bildiğiniz buram böyle yüzümün yarısı mahvoldu. Hatta okula gittim, okuldan beni eve gönderdiler. Ben bir de oynamaya devam ediyorum. Hiç böyle acı hissetmedim. Yüzümün böyle yarısı böyle hep böyle çizilmiş, kanlar akıyor. Abi vallahi çok üzüldüm. Bir ay böyle eczaneye gidip geldim, pansuman yaptılar. 2 sene kadar iz kaldı ve herkes de soruyordu. Gerçekten, hatta benle dalga geçiyordu Elif. O zaman benle dalga geçiyordu. Diyordu ki artık karı sevmiyorsun, daha kaymazsın. Vallahi hiç hatırlamıyorum ben. Ve o zamanlar benim en sevdiğim mevsim yazdı gerçekten. Elif de o yüzden dalga geçiyordu. Çok kötüydü kanka. Günaydın, biz uyandık. Dün akşam en güzel yerde şarjım bitti. Çay içtiğimiz yerden çok tatlı bir bungalova geldik ve kızlarla o kadar eğlendik ki tabu oynadık. İşte şarkılar falan söyledik ve o anları çekmeyi o kadar çok isterdim ki ama ilk videonun günahı olmaz. Şimdi kızlar çay demliyor, kahvaltımız gelecek, ondan sonra çıkacağız ama hava o kadar soğuk ki anlatamam size. Hatta kahvaltımız gelene kadar size kaldığımız yeri göstereyim. Böyle çok tatlı bir odası var. Kızlar tabii sobanın yanına kuruldular hemen. Yukarıda da bir yatak odası. Ve yolunuz düşerse ailenizle, arkadaşlarınızla da gelebileceğiniz bir yer. Ayder'den indim çay eline ve Yaren'le buluştuk işte. Şimdi annemin köyüne çıkacağız. Orası o kadar güzel bir yer ki göstereceğim size de. Oh, çok şükür yarabbim. Buz gibi. Hiç sen de iç. Çok güzel. Şimdi Yaren bize çay alım yerini anlatacak. Evet. Sendeyiz Yaren. Burası bizim çay alım yerimiz. Arabayla getiriyoruz çayları buraya. Şey var ya, vagon. Ona takıyoruz bezleri. Buna mı takıyorsun? Evet, buna takıyoruz. Bezler çıkıyor, tartılıyor, boşaltılıyor. Şansıma da bugün hava çok güzel. Normalde köyde hep yağmur yağıyor. Gelmek isteyen varsa yorumlara yazsın. Ben her şeyi yorumlara gönderiyorum. Evet, bu da şöyle. Hadi gel. Ya bu merdivenler çok güzel. Sen de alacaksın. Bu kadar büyük şey. Bak biz var ya, burada yüzüyorduk gerçekten. Ve şuradan şurası var ya. Bak ya, biz buraya taşları bir üstte koyardık ki şurası derin olsun diye. Duygulandım ben. Şimdi dedemlerle selamlaşacağız. O yüzden haydi görüşürüz. Bakın burada kim var ya? Senin ismin ne? Çocuk. Herkese bay bay de. Herkese bay bay. Beğenmeyi. Beğenmeyi. Unutmayın. Unutmayın. Bay bay. Öpücük at bir de. Çay elinden tekrardan selamlar. Bugün bugün meşhur Lale Lokantası'na geldik. Ve meşhur da görünmüyor ki. Çok kanka, parla. Yukarı kaldıracağım. Aa, burada da. Hani? Ben bir şey itiraf edeceğim. Hiç kuru fasulyeyi ilk defa yiyeceğim. Gerçekten. Evet, siz yediniz mi? Ben yedim. Ben yemedim. Sen de mi? Ben... Hadi gidelim. Ben meşhur kuru fasulye alacağım. Güzel mi? Güzel. Meşhur. Bir kuru fasulye, 2 sütlaç. Şunların sütlaçları. Evet arkadaşlar, şu an fasulyemiz geldi. İlk deneme. Çok güzel. Kanka, çok güzel. Ye. Ye. Çok güzel. O kadar yumuşak. Ben bu kuru fasulyeden alıp eve gideyim. Veriyorlar mı? Kuru fasulyeden isteyen yorumlara yazsın. Bunu var ya, pilavla yiyeceksin. Ben buranın mercimek çorbasını içtim. Çok güzel. Dayanamadım. Ben de söyledim. Ama gerçekten çok güzel bence. Hayır ya, bence birçok şeyi güzel buranın. Ama meşhur şeyi fasulyeler. Çok güzel ya. Veriyorum sana. Lale'den çıktık ve küçük bir sahil turu yapıyoruz. Rize'ye gelirseniz eğer, ki bence gelin, evet. Ve Lale'ye kesinlikle uğrayın. Kesinlikle. Eğer azıcık güzel yemek yemek istiyorsanız, azıcık mideniz yemek görsün istiyorsanız,
Böyle akşama doğru falan sahile uğrayın. Gerçekten çok güzel manzaralar var. Evet ya. Şu sahilde yürümek o kadar güzel ki. Gelin. Ay, kafamı sıkıştırdım. Tekrardan çokça selamlar. Bu videoda size kaç kere selam verdim bilmiyorum ama bugün Rize'de son günüm ve burada bugün Hamsi Festivali var. Bence çok komik ve eğlenceli geçecek. O kadar. Konserde görüşürüz. Dede. Söyle. Ben de söyle. Ya biz gelene kadar Hamsiler bitmişti. Hadi. Olcan umarım bana telif atmaz. Çaldı durdu aldırmadım. Hiçbir şey. Sakin. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin solmasın sakın. Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider. Seni de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevim bir tanesi. Güzellerin içinde de. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İstiyorum Rize. Rize, eğlendiniz mi? Tekrar görüşür müyüz? Biz çok isteriz çünkü. Hepinize Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.